Enflasyonun açıklanmasıyla memur ve emeklinin alacağı zamla ilişkin hesaplamalar şekilleniyor. Asıl rakam Temmuz'dan netleşecek ama 5 aylık enflasyon %35.64 olarak gerçekleştiği için şimdiden ortalama rakamlar oluşmaya başladı. Memur ve emekli merakla Temmuz'da maaşlarına ne kadar zam alacağını bekliyor. Bu nedenle gözler önümüzdeki ay açıklanacak olan enflasyon rakamlarında. TÜİK'in açıkladığı verilere göre 5 aylık enflasyon %35,64 olarak gerçekleşti. Bu doğrultuda yapılan bazı hesaplamalara göre 5 aylık enflasyon oranıyla SSK ve Bağkur emekli zammı da şimdiden %35,64 oldu. 5 aylık memur zammı ise %35,14 oranında. 5 aylık enflasyon farkı bu durumda %28,14 oluyor. <laughs> Zam oranları toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor. Geçmiş 6 aylık enflasyona bakılıyor ve buradan doğan bir fark olursa o zaman maaşa zam olarak yansıyor. Açıklanan enflasyon rakamları bir önceki aya ilişkin oluyor. Yani bu durumda zamla ilişkin net rakam 4 Temmuz'da açıklanacak olan Haziran ayı enflasyonu ile netleşecek. Ama Mayıs ayı enflasyonu da ortalama bir hesabı ortaya çıkarıyor. Memur sense enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından alım gücümüz yükseltilmeli talebinde bulundu. Genel Başkan Ali Yalçın yükselen enflasyon rakamlarına dikkat çekti ve eşel mobil sisteminin uygulanmasının gerektiği de her geçen gün daha fazla hissediliyor vurgusu yaptı. Ve Türkiye sabit gelirlerin maaşlarını da hak ettiği seviyeye yükseltecek, alım gücü kayıplarını telafi edecek güce sahiptir ifadelerini kullandı. Emekli maaş zammına ilişkin son durum gündemde. Mayıs enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. 2022 yılının ilk 5 ayının verilerine göre enflasyon oranı %35,64 oldu. 5 aylık enflasyon farkı ise 28,14 olarak hesaplandı. Memur ve Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur emeklileri, emekli maaş zammı Temmuz'da ne kadar olacak? HaberTürk ekonomi yazarı Ahmet Kıvanç'ın haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu'nun mayıs ayı enflasyon verilerine göre Haziran ayında enflasyon sabit kalırsa Temmuz ayında Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emekli aylıklarında %35.64, memur maaşları ve emekli memur aylıklarında %35 oranında artış olacak en düşük emekli aylığı 2500 lira olarak belirlenmekte birlikte, 2000 sonrası SSK'lılar ile Bağkur ve Tarım Bağkurluluların emekli aylıklarındaki artış esas aylıkları üzerinden yapılacak. Buna göre, 2000 sonrası SSK'lılarda en düşük emekli aylığı 2769, esnaf bağkurlulularda 3254, tarım bağkurlulularda ise 3068 lira olacak. Ocak ayında Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emekli aylıklarına %25.47, memur maaşlarına %30.95 oranında zam yapılmıştı. Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yapılan zamın 7.5 puanını toplu sözleşme zammı oluşturuyor. Memur maaşlarına zam yapılırken, %7.5'lik toplu sözleşme zamına göre 6 aylık enflasyon farkı hesaplanacak, bunun üzerine yılın ikinci yarısı için geçen yıl toplu sözleşme ile belirlenen %7 zam yapılacak. Buna göre, Haziran ayında enflasyonun sabit kalması halinde memur maaşları ve emekli memur aylıkları Temmuz ayında %35 oranında zamlanacak. Aile ödenekleri dahil en düşük memur maaşı 6341 liradan 8560 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 4289 liradan 5790 liraya yükselecek. 5 aylık enflasyon oranının belirlenmesiyle birlikte Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin Temmuz'da alacağı zam oranı şekillenmeye başladı. 4 aylık enflasyon rakamı 31,71 olurken mayıs enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 5 aylık oran %35,64'e yükseldi. Geçmiş yılların Haziran aylarındaki ortalama enflasyon gerçekleşmeleri üzerinden yapılan hesaplamaya göre ise Temmuz ayında maaş zamları %36-38 arasında olabilir. Memurlar ve memur emeklileri Temmuz ayında %7 toplu sözleşme zammı alacak. 5 aylık enflasyon oranı baz alındığında memur ve memur emeklileri için %28,14 oranında enflasyon farkı imkanı doğuyor. Mayıs ve Haziran'daki enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından zam farkındaki son rakam netleşecek. Sosyal Sigortalar Kurumu emeklileri de maaşlarına 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor. 4 ay itibariyle bu rakam %31,71 5 ay bazında %35, 64'ü bulurken emeklilerin alacağı zam oranı Temmuz ayında netlik kazanacak. 5 aylık enflasyon oranı baz alındığında Vakur ve Sosyal Sigortalar Kurumu emekli zammı 35,64. 5 aylık memur zammı 35,14 ve 5 aylık enflasyon farkı 28,14 olarak hesaplandı. Merkez Bankası'nın %2,97'lik Haziran ayı enflasyon beklentisine göre 6 aylık enflasyon oranı ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emekli zammı %39,67, 6 aylık memur zammı %39,17, 6 aylık enflasyon oranı ise %32,17 olarak hesaplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuyla ilgili açıklaması şu şekilde: Özellikle enflasyon sürecinin tahribatlarına karşı önümüzdeki Temmuz ayında yeniden işçilerimizi, kamu çalışanlarımızı, memurları ve emeklilerimizi koruyacak düzenlemenin haberini vermek istiyorum. Hükümetimiz çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmalar yürütüyor. Gerçekleştireceğimiz düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü iyileştireceğiz. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte çalışmaya ilişkin nasıl bir yol haritası izleneceğini belirleyeceğiz. TÜFE son 19 yılın Haziran ayında ortalama %0.18 oranında arttı. 8 yılın Haziran ayında enflasyon düşerken 11 yılın Haziran ayında artış kaydetti. 2017 yılı öncesindeki artışlar %1'in altında kalırken, 2018'de %2.61, 2021 yılında da %1.94 oranında artış oldu. Son 4 yılın Haziran ayı ortalaması ise %1.43 olarak gerçekleşti. Bu yıl Haziran ayına elektrik ve doğal gaz zamlarıyla girdiğimizden, akaryakıt zamları da devam ettiğinden dolayı Haziran ayı enflasyonunun negatif çıkma olasılığı çok düşük görünüyor. Haziran enflasyonu son 19 yılın ortalamasında çıkarsa Temmuz'da Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emekli aylıklarına %35.89, memur maaşları ve emekli memur aylıklarına %35.26 oranında zam yapılacak. 2022'nin ilk 5 aylık enflasyon verisi %35.64 olarak gerçekleşti. Bu rakamla birlikte memur ve emeklilere en az %35 zam kesinleşti. Haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından, 2022 Temmuz zammının %40'a gelmesi bekleniyor. Ocak ayında Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emekli aylıklarına %25.47, memur maaşlarına %30.95 oranında zam yapılmıştı. Enflasyon oranlarıyla beraber refah payı olarak ek zam da yapılacak. Memur ve memur emeklilerinin zam oranları toplu sözleşmeye göre belirleniyor, Geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa maaş, aylık zamına yansıyor. Haziran ayında enflasyon sabit kalırsa Temmuz ayında Sosyal Sigortalar Kurumu, vakur emekli aylıklarında %35.64 artış yapılacak. Geçmiş yılların Haziran aylarındaki ortalama enflasyon gerçekleşmeleri üzerinden yapılan hesaplamaya göre, Temmuz ayında maaş zamlarının %38-40 olması öngörülüyor. Haziran ayında enflasyonun sabit kalması durumunda Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur emeklileri Temmuz'da %35.64 zam alacak. Buna göre 2000 öncesi en düşük Sosyal Sigortalar Kurumu emekli aylığı 3292 liradan 4465 liraya çıkacak. Sosyal Sigortalar Kurumu 2000 sonrası, 2041 lira olan aylıklar Mayıs ayı enflasyonuna göre, 2768 lira, bağ kurulu 2400 lira olan emekli aylığı da 3254 liraya çıkacak. Haziran ayı enflasyonu ile 6 aylık oranın %40 olması durumunda ise, en düşük Sosyal Sigortalar Kurumu emeklisi 4608, bağ kur emeklisi 3360 lira emekli aylığı alacak. 2500 lira olan en düşük emekli aylığında %40 artış yapılması durumunda emekliler 3500 lira alacak. Haziranda enflasyonun sabit kalması durumunda memur maaşları ve emekli memur aylıkları Temmuz'da %35 oranında zamlanacak. Sabahta yer alan habere göre, aile ödenekleriyle birlikte en düşük memur maaşı 6.429 liradan 8.679 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 4.290 liradan 5.791 liraya çıkacak. %40 artış durumunda da en düşük memur maaşı 9000 liraya, en düşük memur emekli aylığı da 6026 liraya yükselecek.